Sevgili dostlar merhaba, Astrofelsefe YouTube kanalıma ve Instagram kanalıma hoş geldiniz. Astrofelsefe, ismimiz Astrofelsefe. O yüzden bazen değil aslında çoğu zaman bu felsefe yönünüzü görmenizi istiyorum. Vedik bilgiler nasıl bize yardımcı olabilir? Kendi kişiliğimiz hakkında ve diğer kişilerle nasıl iletişim kurduğumuz hakkında. Şimdi dünyada bir sürü olaylar oluyor. Jüpiter'in konumu daha da kuvvetlendi şimdi Vargotama pozisyonuyla 3 Kasım'dan sonra. O yüzden bu dini inançları belki görüşleri arttırabilir. Çünkü biliyoruz Jüpiter inandığı şeyleri büyük savunur ve onları başka kişilere karşı da inandırmaya çalışır. Ve Ketu da şu anda Gandanta noktasında, yanılmıyorsam 23 Kasım'a kadar. O yüzden bu da çok önemli bir konum, çünkü K2'yu o karmik düğümü bir nevi o enerjiyi kısıtlıyor ve Mars da biliyoruz retro, o da balık burcunda biraz sıkıntıda aslında ve bu enerjiler hep bir araya gelince bir takım olaylar olabilir. Bu enerjiler kişiler anlamında bölünmeye sebep oluyor. Düşüncelerimizle alakalı, 9. ev orijinal eğitimle alakalı, bu öğrencileri etkileyebilir. Bu tarz açılımlarda olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi bunları neden söylüyorum bu videoda? Ve biz biliyoruz 7. ev ilişki evi, 1. ev Lagna evi, bizim kendi Lagna Baba, bizim kendi evimiz, kendimizi gösteren vücut, hatta vücut sağlığımızı gösteren genel ev ve 1-7 konumu o yüzden çok önemli. İlişkilere baktığımız zaman bu romantik bir ilişki olabilir, bu ortaklık olabilir, bu sizin anne babanızla olan ilişkiyi bile gösterebilir genel anlamda. Her türlü ilişki olarak düşünün. Çünkü ev olarak eğer anne babaya baktığınızda tabii 4. evin ilişkisi bir nevi bilgi aslında 10. evden alıyorsunuz. O şekilde de görülebilir. Hangi evle ilgili bir probleminiz varsa o evi bütünleştiren, karşısına gelen, zıt eve gelen konumdur. O yüzden reçetesi de, remedileri de oradadır. O açıdan ilişkiye baktığınız zaman ilişkinizin çözümü 1. evdedir. Kendi kişiliğinizdedir. O sebepten dolayı herhangi bir şekilde bu politika olayları olabilir. Dünya enteresan bir konumdan geçiyor. Çünkü Plüto ile birlikte Jüpiter daha sonra daha da hız kazanacak. Hep birlikte Oğlak Burcu'na geçecekler. O yüzden gerçekten de aynı 1960'lı yıllarda olduğu gibi dünya değişecek. Dünya çok farklı bir hale gelecek. Nasıl 1970'li yıllar çok farklıydı, 2030 yılları da muhtemelen çok çok farklı olacak. Fakat bu kötü değil, daha güzel bir dünya bizi bekliyor. Sadece bir nevi polarize olmamaya dikkat etmek lazım. Herhangi bir sıkıntınız varsa bir ilişkiyle, bu devlete karşı olan tepkiniz olabilir, bu komşunuza karşı olan tepkiniz olabilir. Çünkü Mars'ı anlatırken konuştuk. Mars'ın o enerjinizin önüne gelecek olan, sizi bloke eden her şey aslında bir nevi sizi sinirlendirir, agresif yapar. O yüzden bu enerjiler bu şekilde açığa çıkabilir. Tedavisi de şu, 1-7 konumundan dolayı kendi içinize yönelmeniz. O yüzden kişiler negatif oluyorsa bunlar tamamıyla bizim yansıtmamızla alakalı. Bunun çözümü tamamıyla kendimize dönmemiz. Çok güzel bir dönem. O yüzden ben herkesin optimistik, herkesin pozitif düşünceli olmasını tabii ki bekleyemeyiz. Hepimiz insanız. Hepimiz ama bu yalancı maya dünyasında yaşıyoruz. O yüzden tepkilerimize dikkat etmemiz lazım. Bugün yanlış olarak savunduğumuz, bildiğimiz bilgiler doğru olabilir. Bugün doğru olarak savunduğumuz bilgiler de daha sonradan yanlış olabilir. Ama neticede bir şey var. O içimizdeki doğruyu ve yanlışı bizim kendimizin bulabilmemiz. Bu videoyu o yüzden çekmek istedim. Çok önemli. Bütün evlerin 1-7 konumlarına mutlaka bakın. Her evin 1-7 konumu problem varsa çözümü hemen karşısında. O yüzden de ilişkilerde, o tepkilerinizde ki çözüm kendi içinizde. Bunu mutlaka test edin.
Sizleri çok seviyorum. Kendinizi çok sevin. Birinci ev ve o sevgiyi direkt zaten yedinci eve yansıtacaksınız. Bu da çok önemli. O yüzden evlerle olan ilgili konularda da karşılıklı evlere mutlaka bakın. İş yerinizin 10. evin mutluluğu bir nevi çözümü daha ziyade aslında 4. eve gelir. Evinizdedir. O denge çok önemlidir. Fakat aslında kariyerin mutluluğu 10. evden 4. ev, 1. eve düşer. O kendinizdir aslında. Sizi mutlu edecek. O yüzden bu da önemli. O da Bavat Bavam. Çok fazla ona girmiyorum şimdi. Hafta sonu derslerimize mutlaka katılın. Çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Her hafta kayıt olmanız gerekiyor. Link otomatikman olarak size gelecek. Sadece Nakşatra dersleri dışında. Onlar kapalı bir gruba ait. Ama onun dışında temel dersler evler diye geçiyor ve gezegenler. Onlara mutlaka katılın aramıza. Herkese açık. Güzel bilgiler umarım sizlere ulaşacak. Bunun yanında eğer özellikle bilgisayar konularında iyiyseniz, güzel şeyler yazabiliyorsanız, o Ay Chandra tablosu hazırladım, renkli o tarz şeyler, güzel eğitici şeylere hevesiniz varsa, öğretmeyi seviyorsanız mutlaka katılın. Ben öğretmeyi çok seviyorum. Öğretmeyi çok seven kişilerle bir araya gelip güzel bir topluluk oluşturmak istiyorum aslında. Herkes farklı ama bu tarz şeyleriniz sorun değil. Herkese kapı açık. Hiç belli olmuyor kimin ne yeteneği var. Herkes farklı bir şekilde katılım sağlar. Hiç önemli değil. Bazen o güzel bir tek sözünüz bile bizim enerjimizi alevlendirmeye yeter. O yüzden sevginizi, güzel enerjinizi getirin. İyi niyetinizi getirin. Güzel şeylerin çıkacağına inanıyorum. Ben ve bu bilgileri her zaman söylüyorum. Mutlaka test edin kendiniz ve bize de bildirin neler düşünüyorsunuz. Sizleri çok seviyorum tekrar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinizi sevin. Etrafınızdaki insanları, herkesi sevmeyi sakın ama sakın ihmal etmeyin. Hoşça kalın sevgili dostlar.